Merhaba Sabah. Bugün yine Seda ile birlikte hem farklı hem basit ama anlatacağım birkaç tane çok önemli püf noktasıyla mükemmel pirzola nasıl pişirilir onu yapacağım. Burada gördüğün gibi pirzolalarımız var. Ben bunun uç kısımlarını temizlettim kasaba. Biraz zeytinyağın içinde beklettim. Taze kekik yapraklarıyla beraber. Farkındaysan teker teker bizim evde klasik yaptığımız gibi kalem kalem kestirtmedim. Bütün bıraktım. Çünkü niye bunu bütün olarak pişireceğim? Onun haricinde onun yanında tabii bir garnitür yapmak istedim. Hoş bir garnitür. Burada taze patateslerim var ama siz normal patates de kullanabilirsiniz. Taze patatesleri biraz tereyağında, biraz baharatlar, birazcık soğan, sarımsakla beraber karamelize edeceğiz. Evet. Bu da bizim yan garnitürümüz olacak. Bir de ne yapacağım biliyor musun? Hani İtalyanlar pesto sos diyorlar. Onu genelde pesto zaten püre demek ama genelde fesleğenden yaparlar. Biz bugün naneden bir pesto sos yapacağız. Şurada küçük bir tavan var. Pesto için dolmalık fıstık kullanacağım birazcık. Dolmalık fıstıkları birazcık kavuruyorum. Dilerseniz kavurmayabilirsiniz ama ben kavrulan fıstığın o kokusu ve tadı pestonun içinde çok daha iyi oluyor. Onları birazcık renk değiştirene kadar hiç yağsız bir şekilde döküm bir tavada 3-5 dakika çevireceğiz. Aynen öyle. Bir taraftan da burada taze nanelerim var. Pestonun içinde başka ne olacak? Nane olacak. Sarımsak olacak. Bir diş sarımsak eziyorum. Onu ince ince kesiyorum. İnce ince doğradığım sarımsağı pestoyu yapacağım kabın içine atıyorum. Burada taze nane yaprakları var. Onların da yapraklı kısımlarından içine doğramaya devam ediyorum. Ben ne yapacağım biliyor musun biraz daha mı? Bu nanenin keskin bir kokusunu alması için birkaç tane dalda taze fesleğen katacağım içine. Evet, nane yapraklarını içine koyduk sarımsağımızın. Ben şimdi renginin de daha parlak olması için ve rengini kaybetmemesi için birkaç tane limon sıkacağım içine. Hem de o limonun hafif ekşiliği güzel de bir tat verecek. Çok değil. Birazcık da kabuğundan rendelemek istiyorum. Dikkatli rendeleyin, yalnız beyaz kısmı gelmesin, acı yapar. Şimdi birazcık içine rendelenmiş, ben parmesan peyniri koyuyorum ama siz istediğiniz herhangi bir sert peyniri rendeleyebilirsiniz. Kaşar, eski kaşar mesela çok uygun olabilir. Fıstıklar da oldu herhalde. Oldu aslında. Onları da atalım içine. Şimdi zeytinyağı koyuyorum. Evet, biraz karabiber. Birazcık tuz. Çok tuz koymuyoruz. Peynir zaten tuzlu. En son tadına baktıktan sonra tuzunu ayarlayabilirsiniz. Evet, sen bunu Sedan'ı çekebilirsin. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi hem renk olarak hem tat olarak harika bir nane pesto sosumuz oldu. Bunu kenara alabiliriz. Servis esnasında pirzolamızı bununla tatlandıracağız çünkü. Şimdi geldik karamelize patatese. Burada döküm bir tava kullanmanın önemi güzel. Çünkü patatesleri istediğimiz karamelizasyona, istediğimiz renge gelmesinde bize yardımcı olacak. İçine şimdi birazcık az bir şey zeytinyağı koyuyorum. Tereyağı yanmasın diye. Ve tereyağı koyuyoruz. Evet. Birazcık daha koy, tamam. Tereyağı eridikten sonra içine birazcık doğranmış soğan. Çok koymanıza gerek yok. Bunları da birazcık karamelize ediyoruz. Bir tutam şeker koyuyorum. Soğanların karamelize olmasını hızlandıracaktır. Birazcık tuz. Biraz karabiber. Birazcık kırmızı toz biber koyacağım. Bir diş sarımsağı eziyorum. Onu da ince ince kıyıyorum. Onu da atalım içine. Evet. Soğanlar harika kokular vererek karamelize olmaya devam ediyor. Şimdi artık bu yere haşladığımız patatesleri de birleştirmenin zamanı geldi. Yeterli olacak bu kadar. Evet, patateslerimiz de istediğimiz renge geldi artık. Evet, onları bir kenara alalım istiyorsan. Bir tabağa alalım.